Herkesin bir kahramanı vardır. Dünya değişir, mevsimler değişir, insanlar değişir ama o kahramanlar asla değişmez. Bir çocuk rüyası gibidir belki. Ya da kalbin en hızlı attığı an vardır hani. Metin Oktay sahaya çıkınca da tıpkı öyledir işte. O rüyadır, o andır, o kahramandır Metin Oktay. Sadece golleriyle değil, beyefendiliğiyle, duruşuyla, parçalı formasıyla umut verir, hayat verir Galatasaray'a. Fabrikada makine işçisi olarak çalışan Hasan Oktay ve ev hanımı Fatma Oktay'ın 8 kız çocuğunun hayatta kalan 3'ünden sonra 9. çocuğu olarak 2 Şubat 1936'da dünyaya gelir Metin Oktay. Öğrenim hayatına Karşıyaka Soğukkuyu İlkokulu'nda başlar. Ailesini birlikte Alsancak'a taşımasının ardından 2. sınıftan itibaren Alsancak İlkokulu'nda okur. Sonrasında ise İzmir İnönü Lisesi ve Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü Mobilya Bölümünde öğrenim görür. Futbolla tanışması da ailesinin Karşıyaka'dan Alsancak'taki lojmanlara taşınmasıyla başlar. Metin Oktay Alsancak stadında o dönemin ünlü futbolcularını izleyerek futbola gönül verir. Taçsız kral, tutkusu futbolu, Alsancak İlkokulu'nun penceresinden o büyük yıldızlara bakarken futbol aşkına tutulmuştum. Okuldan çıkar çıkmaz elimizde kitaplar kalenin arkasına geçer, kaçan topları yine onlara atardık cümleleriyle anlatır. Futbol kariyerine 1952 yılında İzmir'in yerel takımlarından Damlacık Spor'da başlar Taçsız Kral. Sonrasında 1953-1954 yılları arasında Yünmez Sucat'ın altyapısında oynar ve genç milli takımda yer alarak büyük takımların dikkatini çeker. ...1954'te 5000 lira transfer bedeli ve aylık 500 lira maaşla İzmirspor'a transferiyle profesyonel olur. İzmirspor formasıyla 1954-1955 sezonunda çıktığı 18 maçta 17 gol atarak gol krallığı yaşar. Takımı ise ligi şampiyonlukla tamamlar. İstanbul'a da namı yayılmıştır Metin'in. Büyük kulüplerin transfer listelerinde ona geniş bir yer ayrılmıştır. Tabii ki Galatasaray'da krala kayıtsız kalmaz. Onu izlemeye giden efsanevi teknik adam Gündüz Kılıç, İzmir'de 20 dakika izlediği Metin Oktay için kararını vermiştir artık. Bütün şartları kabul edin çocuklar. Büyük bir futbolcu olacak bu çocuk hadi. 7 Mayıs 1955'te Beşiktaş'ta oynanan Atatürk Kupası maçında ilk kez denenme amaçlı Galatasaray forması giyer Taçsız Kral. 1 Temmuz 1955'te ise Gündüz Kılıç'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalar. Kendisine imzaladığı sözleşme karşılığında taksi plakalı Chevrolet marka bir otomobil verilir. Onunla aynı dönem forma giyen ve Galatasaraylılığı iyice benimsemesi için görevlendirilen Turgay Şeren de Metin Oktay'ı şöyle anlatıyor. Metin futbolcuydu. Ve Metin bir de çok iyi insandı. Futbolcu olmak ya sadece yetmiyor, bile çok iyi insandı. Bir de ya genç çocuklara inanın aldığı paraları böyle dağıtırdı. Hepsine onların zevkle o paraları harcamaları için ne gerekiyorsa yapardı. Pas inecek. Kaleci Ali Yumruğa fırladı. Ters yumruk sana çıkıyor. Şörgen Yılmaz mükemmel çevirdi kalecine. Altı pasa Metin kalktı kafaya. Kale boş. Kral çatıyor. Kavuşturuyor. Metin Oktay'ın Galatasaray'a gelmesi aslında bir devrinde değişmesi anlamına geliyordu. 1955-1956 ve 1957-1958 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşarken ligde attığı gollerle 3 sezon üst üste gol kralı olur. Ve bomba gibi bir şey bıraktı. Metin! ...1959'da kurulan Milli Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam eder ve ligin ilk 3 sezonunda gol kralı unvanını sürdürür. Ya sizin gol oranınız niye düşük yani? Galatasaray forvetinde oynuyorsun ama gol oranı sezonda 5-10 tane gol atıyorsun. Çok düşük bir olaydı.
Ama Metin Oktay gibi bir adamınız varsa, gözleriniz kapalı, Metin Oktay'a at topu, işi halletsin. O alışkanlık haline gelmişti bize. Biz de bu şekilde hareket ediyorduk ve meyvesini de görüyorduk. Galatasaray'da yuvasındadır, ait olduğu yerdedir. Fakat onu Galatasaray'dan koparmak isteyen güçler asla başarılı olamaz. O olmak istediği yerde Galatasaray'dadır. Açık söyleyin de istediğinizi. Söylemiştim, İzmir'e dönmek istiyorum. En iyisi bu. Dönmeyeceğim. Sakin ol hele, biz bize konuşalım. Getir. Topsa İzmir Spor'da oynarsın. Alacağın transfer ücretinin ticareti yatırırsın. Çiftliğin ihalesini de sana vereceğiz. Gelirin üçte birini. Rahat edersin. İstikbalinden emin olursun. Sonra İzmir senin memleketin. İzmir benim canım ama her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Galatasaray'da kalacağım. Haklısın tabii ama biraz da menfaatini düşün. Tam 300 bin lira. Hepsi senin. Güle güle harca. Epey fiyat biçmişsiniz bana, teşekkür ederim. Ben satılık değilim, paranız sizin olsun! Dur! Cevap istiyorum senden. Ya ben ya Galatasaray? Galatasaray, o daha vefalı. Metin Oktay'ın Galatasaray'da forma giymesi, aynı zamanda Türkiye'de futbolun daha da sevilmesi, yaygınlaşması ve Galatasaray taraftarının da artması anlamına gelir. O dönem yeni doğan çocuklara Metin ismi verilirken, halk kendinden gördüğü bu genç adamı, içinden birini bağrına basar. Hatta adına şarkılar bile bestelenir. Goller goller sıralı, ağlar bile delindi, Metin topa vuralı. Metin sağ! Metin sağ! Metin gol, Metin gol! Metin topa, Metin şut! Metin gol, Metin gol! Metin Oktay denince akıllara kuşkusuz Fenerbahçe maçında ağları yırtan gol gelir. Kayıyor, tam çizgiye doğru kaleye iniyor. Sol tarafta şimdi aşağıya doğru, deniz tarafında kaleye doğru gidiyor Metin. Kalede Özcan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor, gol! Fenerbahçe 0, Galatasaray 1. Umulmadık anda, umulmadık bir gol. Fenerbahçeliler top avuta çıktı diye itiraz ediyorlar. Ağları yırttı, geçti top. Özcan şaşkın, taraftarlar şaşkın. Milli Lig finalinin ilk maçında tarihler 10 Haziran 1969'u gösterdiğinde İnönü Stadyumu'nda tarihi bir kalabalık yerlerini alır. Maçın 13. dakikasında yaşanan olayların ardından Yugoslav Eken Marković, Metin Oktay'a kırmızı kart göstererek oyundan atar. Bu kararın ardından saha karışır. Sonrasında ise Eken kararını geri alarak Metin Oktay'ın tekrar oyuna girmesini sağlar. Fakat Türk futbol tarihine geçecek asıl olay maçın 37. dakikasında yaşanır. Sol kanattan ilerleyen Metin Oktay'ın çektiği şut golle sonuçlanırken kalenin ağlarını da deler. Tatsız Kral o golü yıllar sonra şöyle anlatıyor. Turgay bir degaj yaptı, sol taraftan gittim. Avni sağ haf oynuyordu, Naci bastırdı, Osman sağ bekti. İkisinin arasına girdim, benim bazı açılarım vardı. O açıya girdim, bu deniz tarafındaki kalede oluyor Dolmabahçe'de. Vurayım mı, vurmayayım mı, vurayım mı, vurmayayım mı? Özcan hafif çıkarken ben de nasıl vurduğumu bilmiyorum. Ve top ağları yırtıp geçmiş. Fakat bir şoke oldu yani bir dakika falan. Sonra Suat geldi. Sonradan karar verildi. Evvela out verdiler. Sonradan gol diye kıyamet koptu. O golle Galatasaray maçı 1-0 kazanır. Sezon sonunda toplamda 11 gol atmayı başaran Metin Oktay ise Milli Lig'in ilk sezonunu gol kralı olarak tamamlar. Aynı zamanda Galatasaray Avrupa Kupalarında mücadele eden ilk Türk takımı olurken Dinamo Bükreş ağlarını havalandıran Metin Oktay, Avrupa Kupalarında gol atan ilk Türk oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırır. Metin Oktay'ın son sezonunda forma giyen ve bir dönemler Galatasaray'ın kaptanlığını da yapmış olan efsane kaleci Nihat Akbay, Tatsız Kral'ın ne kadar saygın biri olduğunu gözler önüne seriyor. Ben çocukluğumda ve onda çok az sinema vardı. Sinemaya gittiğimiz zaman çıktık bir gün sinemadan arkadaşlarımdan, o zaman ulaşım zor, işte Beşiktaş'a geleceksin, vapura bineceksin, Merkez'e. Taksim'den yürürken
Sinemadan 3-4 kişiyiz. Bütün trafik durdu çünkü çok az arabasına. Metin'le Turgay geçiyorlardı. Yani insanlara farklı bir ilgi vardı. Sadece Galatasaray taraftarının değil, Galatasaraylı sporcuların da göz bebeğidir Metin Oktay. Hasnun Galip Sokak'taki kulüp binasında onunla tanışmak ve bir arada olmak için de dönemin sporcuları yarış halindedir adeta. Galatasaray'ın rekortmen yüzücülerinden Engin Ünal, Metin Oktay'la Hasnun Galip Sokak'taki kulüp binasında yaşadığı bir hatırasını şöyle paylaşıyor. Benim antrenmanım bitmiş, Metin de yemekten gelmiş. Yani bu benim için anlatamayacağım bir zevk. Yüksek atlama çıtalarından ben kare yapıyorum, güreş minderini seriyorum iki çıtanın arasına. Metin basketbol potasına tık tık topu vurup atıyor. Geri gelen topa yatarak demi vole bana şut çekiyor. Ben de kalecilik yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani az bana altın madalya ver, o kadar mutlu oluyordum. Çünkü hayran oldum, bir çok mütevazı, büyük Galatasaraylıydı. İnsan olarak harika bir insandı. İşte Metin bana şut çekti. Yani benim işte en büyük sevincim o. Galatasaray tribünlerinin eski liderlerinden Faruk Gürbüzel, bir Bandırma deplasmanında Metin Oktay'la yaşadığı hüzün dolu hatırasını şöyle anlatıyor. Maça gittik. Maçı kaldı. Takımı kaldı. Otelde, Özden Oteli bir oteldi Bandırma Meydanı'nda. Orada takım kaldı. Tam maçı hareket edeceğiz. O sırada Metin abi de o gün oynamayacak. Ben ona hep abi demişimdir. İlişkilerimiz hep hayatımın ölümüne kadar abi kardeş münasebeti içinde geçti. O hiçbir zaman bir taraftarın yüzünde bizi görmedi. Biz ona ne kadar hayransak, o da bizi o kadar çok severdi. Sadece biz değil, tüm Galatasaray'ları çok severdi. Takım maçı hareket etmek üzereydi. O sırada kısa boylu bir adam Metin abinin yanına geldi. Metin abiye o zaman banka defterleri vardı, küçük bir defter, ufacık bir kağıt çıkarttı. Bunu imzalar mısınız diye rica etti. Metin abi kağıdı okuyunca bozuldu. Yüzü bir allak ile kurdu, bu nereye bekledi. Metin abinin bozulduğunu görünce biz de hemen yanına koştuk, ne oluyor filan diye. Kağıtta şu yazılıydı, Metin'im öldü, kralım çok yaşasın. Metin abi adama tekrar sordu, bu ne demek dedi. Adam dedi ki, Metin Bey ben sizi çok seviyorum, sizin yüzünden Galatasaraylı oldum. Bir evladım oldum, ona Metin adını verdim. Fakat Allah'a da ömür vermedi, oğlum 6 aylıkken rahmetli oldu. Bunu imzalarsınız, onu götürüp onu kabrine koyacağım dedi. O koca Metin bir anda çok duygusallaştı. Kafasını bir kaldırdı, etrafa baktı. Hadi gidiyoruz dedi. İki tane taksi çağırdı. Siz çocuklar siz de gelin dedi. Bandırma şehir mezarına gittik. Kocamın toprak kölesi. Metin abi dua etti. O kağıdı kendi elleriyle oraya koydu. Çiçek de aldı, oradan buldu. Mezarcı çağırdı ki kapısından yapılacak dedi. Cebinde ne kadar para varsa çıkardı. Öldü. Otele, biz de otele geldik. Otele geldik. Bütün takım Metin abi topladı. O zaman bozuları görüşürseniz çoğu şey size çok daha farklı anlatacaklardır. Herkes cebindeki dedi. Metin abi bir şey söyleyince aksini yapmak mümkün değil. Bütün herkes cebindekini çıkardı. Biz de şöyle kenardayız. Sizler de dedi. Bizler de kağıt gibi çubuklar var. Pantolonumuzun elleri cebinde. Metin abi deyince biz mecburen tek sermayemiz o. Çıkarttık biz de verdik. Neyse maç mezarcıyı çağırdık. Parasını ödedi. Daha var olursa dedi. O zaman Mecid'i köye taşımışlardı. Sami Aslan'ın karşısına. Kendi telefon numarasını ve adresini verdi. Sadece sahaların değil, beyaz perdenin de yıldızıdır o aynı zamanda. 1965 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve hayatını anlatan Taçsız Kral filminde dönemin yıldızları Ajda Pekkan, Gönül Yazar ve futbolcu arkadaşlarıyla birlikte rol alır. Gelemedim muradıma.
Yaktın ah beni yaktın, ben sana ne yaptım ki, beni yalnız bıraktın. Ben sana ne yaptım ki, beni yalnız bıraktın. Taçsız Kral filminde bir sahnede birlikte rol aldığı takım arkadaşı, dönemin unutulmaz sol beki Candemir Berkman, filmi ve Metin Oktay'ı anlatıyor. Metin de masum bir İzmir çocuğu olduğu için, ben de birazcık İstanbul çocuğum da o şeyimde hergeli tipiyim. Beni böyle tanıtıyor orada. İşte Metin'i yoldan çıkartmaya çalışıyorum. Büyük Ali'yi yoldan çıkartmaya çalışıyorum. Diğer arkadaşları yoldan çalışıyorum. Kel alaka yani. Bu işte böyle bir şeyimiz yok zaten de. Onlar benim yokum. Filmi sponsoru bizim Aslan abimizdi. O benden rica etti. Bana rüşvet veren, 50 liralık rüşvet veren Vap kafeteryanın sahibi. Ben de orada bir ufak hissem vardı o zaman. Onun ricasını kırmayarak şey yaptım. Hatta film bittikten sonra bana DuPont bir çakmak hediye etti. Aldığım şeyde o kötü namım bir şeyle DuPont çakmağıyla gitti yani. Gönül yazarla iki arkadaşı. Kaç paramız var? 11 lira çıkar. Bende de 7 lira çıkar ancak. Siz gene iyisiniz. 2,5'tan ne haber? İzmir'den mektubun gelmiş. Gündüz abi verdi. Gene ne planlar kuruyorsun? Hiç. Hadi eyvallah çocuklar, görüşürüz. Hadi güle güle. Kim bu Mine? Dalgan mı? Arkadaşım, bizim baba Murat'ın kızı. Anlatırım ya, hep çırçır makinesi hikayesi. Ben gelmesem çocuklar, yarın çalışma da var. Olur mu be, Gönül senin için geliyor. Las hakkını orada bekleyecekler. Benim rezil olmaya niyetim yok arkadaş. Peki siz gidin, ben para bulup geleceğim. Ya bulamazsan? Aramızda bir paralı olacak. Para bulursan hasta iyileşti diyeceksin. Ya bulamazsam? Hastaneye kaldırmışlar dersin o zaman, tamam mı? Tamam. Bari Ali gelinceye kadar biz kızları idare edelim. Hadi eyvallah. Aman geç kalma! Merak etme. Metin Oktay, Galatasaray'ın kalbidir adeta. Tribünler Metin diye inlerken, rakip takım taraftarı ve futbolcuları bile Taçsız Kral'a müthiş bir saygı ve hürmet duyar. Yalnız şey değil, oynamak değil, yaşamak çok güzel bir olaydı. Fevkalade bir olaydı. Olayı yaşamak lazımdı. Anlatabilmek için bana birçok kere sordular ama hakikaten. Çünkü yalnız Metin Oktay kendi arkadaşlarına değil, saha içinde ve saha dışında rakip olan futbolcular da ona saygı duyuyorlardı. Göztepe'nin Galatasaray'a karşı kazandığı bir kupa maçı bitiminde maçta kendisini tutan ve adım attırmayan 18 yaşındaki Özer'in, "Metin abi, sizin bir hayranınızım. Ne olur benimle bir resim çektirir misiniz?" sorusuna, "Sen benimle değil, ben seninle fotoğraf çektiriyorum. Çünkü maçın kahramanı sensin." diye cevap verecek kadar engin yürekli. Meşhur zenginlerden Fenerbahçeli Müslüm Bağcılar'ın "Rakamları sen yaz" diyerek uzattığı transfer sözleşmesini, "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözleriyle reddedecek kadar takımına yürekten bağlı kişidir Metin Oktay. Metin abi çok farklı bir insandı. İnsan yani, hani affedersin, adam gibi adam derler ya, bir laf vardır, o öyle bir insandı. Çok gördüm ben arabasıyla durup, ki içinde olduğumuz zaman, fakir birini gördüğü zaman inip ona para verdiğini çok gördüm, şahit oldum. Öyle insanlar çok az gelir. Metin geliyor, Metin. Hakem sen bizi kurtar. Mini mini güzel gel bize. Ligde son maç oynandı. Leyley gibidim yar. Galatasaray şahlandı. 1962-1963 sezonunun başında İtalya Ligi ekiplerinden Palermo ister Metin Oktay'ı. Gönlü el vermese de, ayakları geri geri gitse de İtalya yolunu tutar Taçsız Kral. Allah yüreğine, bacaklarına kuvvet versin Metin. Ya.
Palermo forması giydiği dönem takımıyla İstanbul'a gelir. Galatasaray'la özel bir maç yapacaklardır. Fakat Metin Oktay Palermo kadrosunda yedek olarak sahaya çıkacaktır. Galatasaray yöneticilerinin aldığı özel izinle yeşil sahaya Galatasaray kaptanı olarak çıktığındaysa tribünler adeta yıkılır. Sonrasında kutsal armayla olan ayrılığı fazla uzun sürmez ve Galatasaray'a geri döner. Futbola da zirvede sarı kırmızı parçalı formayla veda eder Tatsız Kral. Jübilesinde ise fazlasıyla heyecanlıdır. Kramponlarını son kez giyer, formasına son bir bakış atar ve Ahmet Kazancı'ya son kez masajını yaptırır. Kendisini kalplerinde taşıyan Galatasaray taraftarına Galatasaray'ına veda edeceği için çok üzgündür. Futbolu bırakacağı gece işte jübile biletlerini getirmişti. Ben herkese Metin Oktay bileti satıyorum böyle. Satıyorum ve Metin de diyordu ki parası olmayan da girsin canım. Para falan alma Ömer. Ben alıp bunları Metin abiye vereceğim hepsini. Topluyoruz falan filan derken maç başlayacak. İşte formayı çıkardı ve Can abiye verdi. Can Galatasaray forması giydi. Oyun başladı. Hem ağlıyoruz hem alkışlıyoruz. Bambaşka bir şey tabii. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan hemen sonra Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaleperovic'in yardımcılığına getirilir. Sezon sonunda Kaleperovic gönderilince görevinden ayrılır. 1972-1973 sezonu başında bu kez Bursaspor'un teknik direktörünü yapan Kaleperovic'in yardımcısı olur. Sezon ortasında Kaleperovic'in görevinden ayrılmasıyla Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirilir ve 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürür. Sonrasında ise Galatasaray'da yöneticilik yapmaya başlar. Adana Demirspor'dan transfer edilen Fatih Terim kendisini sarı kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığında yanındaki isimse Metin Oktay'dan başkası değildir. Yıllar geçse de o çok sevdiği Galatasaray'dan kopmaz. Galatasaray'ın 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor'u mağlup ederek 14 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonluk maçında Ali Samiyen tribünlerinde yine Tatsız Kral Metin Oktay ve İmparator Fatih Terim yan yanadır. Bu mutlu günde bütün Galatasaraylılara tebrik etmek istiyorum. Eski bir şampiyonluğu görmüş, takım kaptanlığı yapmış bir Galatasaraylı olarak. Ancak Galatasaray mucize olursa bu maçı kaybedebilir. Ama tahmin etmiyorum. İkinci devre tekrar gol geleceğine inanıyorum. Bütün Galatasaraylılara mutluluklar dilerim. Zaten maçı anına kadar beraber soyunma odasındaydık. O anla şu ana kadar ben de sanki oynuyormuşum. Tatsız Kral'ın 1962-1963 sezonunda ligde attığı 38 gollük rekoru da yine bir başka Galatasaraylı gol kralı Tanju Çolak tarafından kırılır. Çolak ağlara 39 gol göndererek Avrupa Gol Kralı unvanı da kazanır. Yusuf kaleciyle karşı karşıya. Şut ve kaleciyle duruyor yine Yusuf. Ve Tanju'nun karşı golü atıyor. Yusuf atar arkandı ve Tanju'nun golü. Metin Oktay'ın gol rekorunu önce de gole gitti sonra da kırdı Tanju sayın seyirciler. Kralların takımı Galatasaray'da yıllar sonra Hakan Şükür de 38 golle onun rekorunu egale edecektir. Metin Oktay'ın eşi Servet Hanım, onun vasiyeti üzerine gol krallığı tacını Galatasaray'a yakışan efendi, onurlu ve başarılı bir sporcuya teslim et sözüne uyarak Hakan Şükür'e verir. Galatasaray altyapısında yetişen ve attığı gollerle hala hafızalarda yer eden Mustafa Kocabey de altyapıda oynadığı dönemlerde Metin Oktay'ın kendisini gizli gizli izlediğini ifade ediyor. Metin abiyle yıllar önce işte vefat etmeden ben zaten minik takımda, yıldız takımdayken yıllar sonra benim rahmetli Salih Bulgurlu hocam anlatıyor bana. Mustafa diyor, ben diyor hep diyor devamlı diyor Metin Oktay'ı idmanlara getirdim diyor, seyrettirirdim seni diyor. Ama diyor kimsenin görmediği bir şey geldi diyor. Hep alttaki saf toprak da bizim. Çalıdan arkasından seyrediyorlarmış ikisi beraber Metin Oktay'la kendisi. İşte Salih hocam dediği devamlıymış Metin abime böyle böyle diyormuş. Bir tane Mustafa var. İşte stili aynı sana benziyor. Golcülüğü, istek, arzusu, heyecanı. Gelip beni hep çalıların arkasında izliyormuş. Devamlı ama. Ve bir gün Salih hocam demiş, Mustafa'nın arkasında duralım. Hakikaten Mustafa'da gelecek var. Ki bu yaşta istek, arzusu çok iyi, üst düzeyde. Golcülüğü üst düzeyde. Arkasında yardımcı olalım, duralım ve bunu bir Galatasaray'a kazandıralım demiş. Ve Kara Eylül.
13 Eylül 1991'de Azrail alır onu bizlerden. Oysa daha yaşanacak çok şey vardır. Ve taçsız kral ebediyete intikal eder. Bir araba kazasında biliyorsunuz Boğaz Köprü'de şeyin damperin altına girdi ve inanılır gibi değil. Ben de gördüm o şeyi ve ben bayılmışım. Çünkü hem Metin'i seviyorum, hem Metin'in kaybolmamasını istiyorum, ölmemesini istiyorum. Hem de öyle bir kaza ki damper bilirsiniz, damperin altına girmiş. Üstü böyle bütün vızz diye gitmiş. Yani açık araba olmuştu. Ama hayat bu. Herkesin bir kaderi var. Metin Oktay'ı kalbinde yaşatan isimlerden biri de Galatasaray Kongre Üyeliğinden Murat Gönenç. Aynı zamanda Taçsız Kral'ın kabrinin onarımında da onun imzası var. Metin Oktay bizim için çok büyük önem ifade eden bir insandı. Metin Oktay Galatasaray için ailesini bile ayrılmış bir insandır. Metin Oktay'a Galatasaraylılar olarak bizim öğrendiğimiz Galatasaray terbiyesi çerçevesinde ne kadar hizmet etsek azdır. Biz 1992 senesinde Metin Oktay abimizin kabrinin parçalandığını öğrendim, gördüm ve bizzat ben kendim geldim. O zaman kulakları çıksın Turgan Ece abimiz, Turgay Şeren abimiz, Allah rahmet eylesin Muzaffer Bozok abimizden bu mezarı yaptırmak istediğimi söyledim. Fakat onlar da Servet Oktay hanımefendi ile görüşmemi uygun buldular. Servet Hanım da aramamıza rağmen bulamadık. Son 2-3 hafta kala ölümüne 13 Eylül 2-3 hafta kala Servet Hanım'a ulaştım. Çeşme'deki yazındaymış. Ona kendisine ulaştım. O da bana yaptırabileceğimi iznini verdi. Ondan dolayı da ona minnettarım. Rahmetle anıyorum onu. O yaptırdıktan sonra burada 3 hafta içinde ben iş yerime bütün her şeyimi buraya geldim ve bu şeyi 13 Eylül'e yetiştirdim. Metin Oktay'ın sağlığında da kaç kere çoğu zaman beraber olduk. Metin Oktay'dan biz her zaman için büyüklere sevgi, küçüklere saygıyı ve her zaman için bizlere karşı sevecen olmayı öğrendik. Metin Oktay gibi bir futbolcu bir daha yeri dolmaz. Şu anda Turgay Şeren abimle beraberim ama gene de Metin Oktay'ın bizdeki tadı, bizdeki hazı bambaşka. Babam ismini Metin oğlu koydu benim ismime 1971 yılında doğduğum zaman. Metin olarak koydu. Biz tabii doğuştan Galatasaraylı ve Metin Oktay'a karşı devamlı içimizdeki o sevgi büyüdü. Metin gol pozisyonda. 54. dakika çekti topu vurdu ve gol. 54. dakikada çekti topu sol tarafa Metin. Ve gol kralı Metin Oktay, senelerin gol kralı Metin Oktay böylece golü kaydetti. Vefatının üzerinden yıllar geçti. Fakat Galatasaray her zerresiyle onun adını yaşatmaya devam ediyor. Bizi sevenleri üzmeyelim baba sözü hala hayat felsefesi niteliği taşırken bugün bile Metin gibi oyna diyerek motive eder takımını taraftar. Vefatının 22. yıl dönümünde bile hala adı yaşatılan Galatasaray'ın sembolü haline gelmiş bir isim o. Galatasaraylılık din gibi, mezhep gibi yerleşmiş köklü bir inançtır. Galatasaray'ı işte bunun için tercih eder ve Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım cümlesi bile hala tüyleri diken diken etmeye devam ediyor. Sahi, kahramanlar ölmez ki zaten. Bizimle olamasa da hep hayatımızda. Parçalı formamızda, adımızda, mutluluğumuzda, gözyaşımızda, arenada, Ali Samiyen sokakta, her anımızda. Türkiye'dir Galatasaray ve Galatasaraylılıktır Metin Oktay. Milyonların hep bir ağızdan söylediği gibi, senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar? Metin Oktay.